Hazır mısın Kenan? Tamam bırak. Durdum ha. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Baba bir el salla. Kral yanımda. Evet şimdi yaklaşık bu videoyu çekeli bir sene oldu baba. Şurada hatırlıyorsun. Şurada köşede çektik. Yine aynı şekilde. Oldu mu lan o kadar? Bir yıl oldu. Abi, vallahi bir yıl oldu canım. Öyle ne diyen? Bu saçları niye döküldü acaba bir yıl içinde diye. Şimdi bir yıl geçti aradan. Ya. Baba. Ondan sonra çok şey değişti. Giden gitti. Gelen geldi. Önce sana şu sorum. Hayatta... Evet. Hayatında ne değişiklikler oldu? Neler kattı sana? Hayatın tozu ben mi diyeyim yani? Bilmiyorum artık. Hayır, hayatta ne değişiklik oldu? İşte dünya talaşası devam edip gidiyor. Evet. Ondan sonra sana o zaman verdiğim derste demek ki hiç beyninde kaldı mı kalmadı mı onu da anlamadım ben. Baş göz daha iyi ya. Ondan sonra demek ki bayağı bir sene oldu he? Allah'a bir sene oldu. Şaka maka arkadaşlar. Bak hiç unutmuyorum burada. Hatta o linkini aşağıya koyarım. Magazin tadında, ya babamla magazin tadında video diye. Şimdi biz yine aynı şekilde böyle bir video çekeceğiz. Bakmayın öyle kafamız esti. Dedik gibi oturalım sohbet muhabbet edip bir video çekelim diye. Bu açılış mı diye yani? Tabii bu açılış. Bu açılış. He? Ey yavrum ey. Hele dur bakalım. Daha neler var sende? Şey düşünüyorum aslında. Babamda daha neler var dur sen. Gitmeden bir kremlet çaldıracağım da sabah yapalım bir video çekelim. Ya grenle onu yapacağım nasip olsa da elim devriyor bu arada. Bu arada bir şey söyleyeyim. Burada bak babamın böyle iki tane şey ayıcığı var. Evet. Bunlar pazarcılık yaptığım için bunlar elime geçti. Dayamadım satamadım yani. Şimdi baba. Söyle. Önce genel hatlarıyla nasılsın iyi misin önce öyle başlayalım. Valla iyiyim Allah'a şükür. Buradan annem çağırıyor. Ne oldu? Babamın telefonu çöktü baba. Kim o? Al. Alo. Açmadım ki. Arkadaşlar kusura bakmayın az önce bir telefon konuşması oldu Kenan Zengin'in, CEO Kenan Zengin'in bir iş görüşmesi oldu arkadaşları arasında. Evet baba şimdi çaka maka bir yıl oldu o videoyu çekeli. Evet. Demin yalan yok şimdi bana çok yazan oldu. Kenan abi de ne zaman bir daha video gelecek, Kenan amca ne zaman videolara dahil olacak falan. Böyle çok sorular aldım ben. Yani ne söylemek istersiniz? Sen benden bir şeyler öğrendin mi? Aklında bir şeyler kaldı mı? Öğrenmem mi canım herhalde? Bana o önemli. Eğer bir şeyler kaptıysan benim gelmişimden, geçmişimden, işte şeyimden yaptığım işlerden, tecrübemden bir şeyler kazandıysan o bana yeter. Peki baba şey soracağım şimdi sana. Ne? Şimdi sen görmüş geçirmiş adamsın. Çok şimdi birçok işte çalıştın orada. İlk videoda sadece 7-8 tane cırk mıydı? Neyciydi? Sonu cık. Bir tane işten hayır gelmez. Dur bakayım cık mıydı lan? Çorap yok. Cevap yok. Cık. Topancılık. Sonu cılıkla bir tane işten hayır gelmez. Şimdi tamam ben soruma geçeyim. Şimdi bu kadar iş yaptım gideceğim. Şimdi seni izleyen bir sürü genç var. Benim yaşlarım, arkadaşlarım var tamam mı? Hepsi böyle cevher. Allah başa kadar versin. Allah razı olsun reis. Şimdi şöyle bir durum var. Ekonomik durum da belli ya. Ne demek istersin? Genel hatlarıyla böyle bir genel bir bakış açısından şu anki ekonomik durum ne bileyim gençlere ne tavsiye edersin? Şu kamera çekiyor ya, bak sana zahmet. Gençlere ne söylersin? Sen buradan mesela senin şu an karşında diyelim biri var şurada yani, seni izliyor. Gençlere diyeceğim şu. Her şeyin bir idaresi vardır. Yani ben şunu alayım, ben şunu yapayım deme imkanımız fazla yok gençler. Yani karınca kararınca herkes yorganına göre ayağını uzatmasını isterim. Sizi yetiştiren baba anayı zorda bırakmanızı istemem. Çünkü o ana baba da sizin istediklerinizi, arzularınızı yerine getirmediği zaman zora giriyor, bunalıma giriyor. Yani bir evladın baba, anne şunun yok dediği zaman o baba anne zorda kalıyor. Siz anlayışlı olacaksınız ya annem babam zorlanmasın diye. İdareli. Her şey idareli. Ya 50 liraya gittiğiniz zaman 25 liraya düşürsün. Sen şimdi bir tarih ver, söz ver millete. Ne zaman o klarneti çalarız böyle, bu video çekeriz? Çok yakın zamanda. Duydunuz bak. Birinci ağızdan duyuyorsunuz. Çok yakın zamanda. Bunun harbi bir videosunu çekelim. Ufak da olsa şöyle bir... uzun hava çekme. Üzleyeceğiz. Şöyle bir uzun hava... Olsa. Allah nasip şey edilse. Şey yap döktür be. Sen şimdi lafa karıştı bak okul nasıl gidiyor. Okul değil ki. Ya Allah'a şükür. Ha bu arada şimdi bak. Yalan yok. Okuldan da seni izleyenler var burada. He. Benim arkadaşlarım var. He. Bizim şimdi bir tane ekip var 6 kişilik tamam mı? Onlar seni Allah var az çok tanıyorlar, seviyorlar. Adı da Sahne Hap. Ne? Sahne Hap. Neyin? Grubun adı. Oğlum hiç mi isim bulamadınız Sahne Hap diye? Hapçı mısınız? Sahne Hap. Bunlar bir selam söyle. Sahne Hap'a de selam. Buradan Sahne Hap'a
Herkese sevgiler, saygılar. Baş göz daha iyi. Hepinizi de öpüyorum. Baş göz daha iyi. Hepinizi de öpüyorum. Allah başarılarınızın devamını geçsin. Aynen. Allah zihin açıklığı versin gençler. Aynen. Bütün gençlerime söylüyorum. Allah zihin açıklığı versin. Emek sahibi vermesin. Ailenize, vatanımıza, milletimize sağlıklı, uzun ömürlü sizlere okumayı nasip etsin. Amin. Allah. Amin. Öyle. Şimdi zengin. Herkes diyor ki mesela neden eskisi kadar babanın videolarında çıkmıyor diyor. Şimdi ben... Evet. Şimdi babamda şöyle bir durum var hacılar. Ben Malatya'dayım. Orada okuyorum. Babam Antalya'da. Şimdi bu adam işi gücü var. Bir sürü iş yapıyor. Sağa sola gidiyor. Zamanı kalmıyor. Benim onunla ilgili bir açıklama yap. Bak millet ya diyor, şimdi, niye eskisi kadar videolar çekmiyorlar? Eskiden biz çok çekerdik. Şimdi şöyle bir şey. Biz kendi çapımıza pazara başladık. Ufak tefek alıyoruz, satıyoruz, bir şeyler ediyoruz. Bu arada tabii video çekmeye neyim? Niyetleniyoruz da. Niyetleniyor. İşte. Yorgun geliyorum. Bu da evde, bazen evde oluyor, bazen evde olmuyor. O bana dediği zaman ben de yorgunum. Baba bir de şöyle. Biraz da ondan şöyle işim ağırlaması. Yoksa çekmez miyim? Yazın olsa çekeriz. Zamanımız tabii var. Canım. Şimdi bak ben ara tatile geldim. Ha şurada 10 gün sonra gideceğim. Bir şey kalmadı yani. Ara evet. Tatile geldim. Yakın olsak eyvallah. Çekeriz. Amenna. Niye çekmeyelim? Bu ekizleri pazarda biri getirmiş. Tamam mı? Bunlara tutmuş bayağı bir parası diye. Ya kardeşim et neyle mi hani benim torba derken de bunu adam bayağı kızdım ama adam. Sen mi alıyorsun karşıdan? Ben alıyorum karşıdan. Ha sen alıyorsun. Hoşuma gitti. Dedi ki ya Allah aşkına dedi. Suluğumu kestin. Sen bana dedim şuradan çorap ver. Ben sana dedim bunları vereyim. Nasıl olacak? Takas. Dedim ki ayıcık baş dedim bir çorap. yok olmaz dedi ya. Üçer çorap dedi. Şuraya koyayım. Şuraya. Neyse dedim ki bak üçer çorap tamam. Daha ikişer de dört çorap. Tamam. Ama üstüne dedim 20 lira para vereceğim dedim. İstediğin para mı aldı adamdan? Üstüne dedim o diye 10 lira ben diyeyim 20 lira. Bir arkadaş geldi sevdiğim arkadaş. Evet. Ya ne oldu sizin iş? Ya bizim iş dedim mahkemeden önce biter bu iş. Niye? Dedim ulan ben 20 lira istedim bu 10 lira veriyor. Adam dedi ki ver kardeşim şu 10 lirayı dedi. Adam da kız dedi zaten al ağzına 10 lira dedi. Sen şimdi gitti. Bunlara bak aldın. He. Üstüne bir para mı aldın? aldım üstüne bir de para aldım. Ama iki çorap verdim. Çorap ver zaten de. İki çorap var. Üstüne bir de en kötüsün 5 lira 10 lira. Üstüne bir de para aldım. Biliyorum. Pazarda da bir video çekelim biz pazar günü. Çekeriz. Bak şey soracağım sana. Hı. Şimdi dediğim gibi bak biz videoyu çekemiyoruz ama yazın elimizden geldiğince Allah ölüp kalmaz. Ha sen git işte sen ne zaman gideyim o zaman işte birkaç tane Allah nasip ederse çekeriz. Allah nasip ederse çekeceğiz inşallah. Çekeriz. Ya bakmayın bunu da hani sohbet goy falan yapalım diye çekiyoruz yoksa hani canımız sıkıldı açıkçası. Hani dedik ne yapalım. Ulan boş durmasın bari dedim kanal. Hani bir video çekelim. Dedim sohbet muhabbeti dedim. Babam dedi ne yapalım? Hani var mı kafanda bir şey diye sordu bana. Bir şey diyeceğim. Oturuyorduk. Ben dedim ki bir video çekelim. Hani bilmiyorum ne çekeceğimizi de bilmiyorum. Anlık öyle geldi aklıma. Hani dedim ki sohbet ederiz en kötü ihtimal. İzleyen izler, izlemeyen izlemez. Babam da durdu. Düşünüyor sabahtan beri kafasında. Baba ne çekeceğiz? Ne oldu dedim baba ne yapıyorsun? Sen diyor kurguladın mı kafanda? Lan neyi dedim kurgulayacağız? Gel çekiyorum oturup iki çay alacağız elime. Yudumlayıp sohbet muhabbet. Hacım böyle dönüyor ya. Sen ya rahat işte. Bazen spanın oynaşması eşeğe baştan çıkarıyor. Evet. Senin şimdi oynaşmam beni bazen baştan çıkarıyor. Önceki videodan da hatırlıyorum. Şimdi şey bak ne güzel ben evde çayımı içeyim. Televizyona bakalım. 5 dakika sonra bir daha içersin. Beyiz yani şart mı o kadar? Ulan senden mi uğraşacağım ben burada? Peki bir şey soracağım. Şimdi mesela... Zaten senden sorun bilmeye kanadını satayım. Şey bu İstanbul'a gittim sene kaç? 88. Heh. 1988 herhalde. İstanbul'a gittim. Bülent Ersoy, Gil, Eridini Zavladan. Onlar sahneye çıktığı yere gittiler. İstediler beni. He. Allah Allah. Ha, oraya istediler beni. Oranın sahibi geldi. Bizim amca onlar dedi ki ya gel sen gelmeyen hani. O da soğuk mezeci ya çok güzel soğuk meze var. Şu oğlanı bari bize ver. Bu oğlan mesleğini ilerlesin. Biz bu abi iki ay denedik bu hoca tutalım. Eğitim alalım. Eğitim bu arada. Yani sanatçıların peşinde de klarnet çalsın bu adamı. Adamlar bayıldı beni götürmeye 100 sefer geldiler. Niye gitmedin? Bizim amca oğlu saldı mı? Salmadı yok. Olmaz kaybolur. Rahmetlik olur. Ulan dinleyin de kaybolsun kesin İstanbul'da. Öldü mü ölmedin mi? Kim? Amcaoğlu. Dur ya canım ver zamanda şimdi. Amcaoğlusu buradan izliyorsan. ya bu adamın önüne niye geçiyorsun sen? Belki de şu an bir yerlerde çalıyordu yani. İşte nasip. Her şey nasip. Ya orası öyle tabi baba nasip kız. Ama o zaman değil mi bir yerlere gelirdi belki. Belki de kaderimiz şansımız kaderimiz yazımız buymuş. Yoksa iyi bir yerdi. Bekar adamın olacak lan diye. Her de akşam orada sabah. Yavrum benim be. İyi yavrum. Dağlar senin delik delik türküsü. Yeni Çamuşa'dır. Çok güzel şarkıdır. Bak Yeni Çamuşa'dır. Belvar'da diyor tanıyor. Gayadüzü Belvar'da. Belvar'a selamlar. Buradan Belvar'a da selamlar Gayadüzü'ne. Yeni Çamuşa'dır. Bir düğün değil ama gece saat 4. Sabahın 4'ü yattık. Tak 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 kapı çaldı. Bak dinle. Oraya anlat. Tak tak kapı çaldı. Buyur abi dedim. Düğün sahibi.
Abi etmen öyle ben kaldım. Gece ama seni çağırıyor. Tabii canım. Düğün için. Biz gece bir oynattık, yaptık. Evet. Tamam. Almanya'dan misafir gelmiş, bir minibüs. Tamam. O misafirler eylemiye. Alkollü gelmişler. Hayırdır? Ya dedi böyle böyle bir minibüs misafirim geldi, bunları ağırlamamız lazım. İyi. Zaten adamların kafası yok. Kalktık. Biz de zaten kafamız biraz şöyle böyle. Çakır. He, şöyle böyle. Ama o alkolü bel bardağlaştı. Şeyi tabii orada. Siz alkol içmeyin. Asla. Alkol kötüdür. Asla. Ne sigara, ne alkol, ne başka bir şey. Zararlı bir şeyler kullanmam geçer. Sağlıklı yaşayayım derseniz, gerçekten sağlıklı yaşayayım derseniz bu kötü maddelerden uzak durun. Doğru. Neyse. Neyse. Biz vardı hoş beşten sonra adam dedi ki abi dedi bir ricam var buyurun. O zaman Dağlar Seyret Devlet Türküsü'nde daha yeni yeni böyle piyasaya çıkıyor. Yapma ya. Heh, çok kadar para çıkarttı adam. Cem Asya koydu. Dedi ki bu türküyü çalarsanız bu para sizin. Çalamasanız peki, benim. Peki türküyü biliyor musun? Türküyü bir müziğin duyduk biliyor ama çok, az çok çatla. Yanımda bir davulcu vardı rahmetli. Dur. Bizim köylü Dursun Ceylan'dı herhalde tahminim. Dursun Ceylan'a da çok selamlar. Ceylan'a da Dursun selamlar. Dursun amcam babamın eski arkadaşı davul çalardı. Babam da klarnet çalardı. Düğümlerde hatırlıyorum. Dedik ki bize bir 5 dakika müsaade ver. Kendi aramızda bir halledelim. Kendi aramızda bir giriş yaptık. Davulcu dedi ki bizim arkadaş Dursun amca. Lan dedi tutturduk. Öyle tamam. Hadi gel. Parayı gördükten sonra her şey tutturuyor. Tutturduk dedik. Biz içeri gir. Onun müziğiyle beraber girdik ya. Hadi. Abi bir varmış bir kıyamet koptu. Ha siz önce dışarıda bir kulis yaptınız. Hayır. Kulisten ya çıkıp geldiniz hani çala çala. Onların yanında yapamıyorum. Yavrum benim be. Oradan çalarak bir girdik. Millet bir araştırmaya başladı. O türkü de meşhur o zaman. Oğlum bana bize bir para ver adam. O çaldığımız düğün parasının 4 katı. Tabii mezeli falan da var yanınızda meze. Her alkol. Şey. Yani. Tepsiyi şöyle ortaya koydular. Bir tepsi koydular bağışlatmaya. O tepside bağışlatmaya. Gelen böyle. Para soyuyor. Yani atan. Sabah saat 6 oldu. Kahvaltı yapıyak. 8'de gelin almaya gideceğiz. 8 yaşta iyi kötü giderdi. 8'de gelin almaya gittik. Gelin aldık geldik. Adamlara dedik ki bize müsaade. Yok olmaz. Hadi. Ondan sonra, hala tutuyorlar sizi. Ondan sonra özele giriyor iş. Düğün bitti. Mesai bitti. ekstra giriyor artık o. 3 gün. 3 gece kaldık. Bir gün akşama kadar kaldık. Gelinden sonra. Akşam saat 11'deydi. Biz bıraktık. Ama iyi kazanmışsınızdır. Allah bereket etsin. Çok iyi paraydı. Ama iyi kazan. Buradan Allah helal olsun. Çok iyi paraydı. Ama dediğim gibi para bir ateşten gömlektir. Giy giyebilirsin. Ha, ne oldu işte şükürler olsun. Bunatmadık. Kimseye bir şey zararımız olmadı. Haram yemedik ya. Faydamız olmuştur. Zararımız olmamıştır. Parama asla el çoluğuma çocuğuma aileme nasip etmesin. Bundan sonra da etmesin. Allah da doğru yoldan ayırmasın. Abi duydunuz gençler işte. Ben. Ortama girdiği zaman her ortamı görüyorum orada. İyisinde görüyorum, iyisinde görüyorum, kötüsünde görüyorum. Ne insanlarla karşılaşıyorum biliyor musun sen? Sen bana diyorsun. Elek gibi el eller böyle. Sen bir lafın var bana diyorsun ya sen daha neleri göreceksin neleri diye. Bak adam görmüş. Geçirmiş anlatıyor. Şimdi her ortamda ayak uydurmak zorundasın. Değil mi? Ben bunu yemem. Bunu içmem. Olmaz. Orada duracaksın. Ortama ayak uyduracaksın. Nabza göre şerbet. Nabza göre şerbet vereceksin. Nabza göre şerbet. Evet arkadaşlarımız, evet sevgili seyircilerimiz, dinleyicilerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize saygıyla, selamla öpüyorum. Tamam. Arkadaşlar sürçülisan ettiysek affola. Hani dediğim gibi normalde video çekmeyecektik ama... Ben sapık sapık konuşurum ama onları yok, yok. Şey etmem. Yok konuş. Dilim bayağı sürter bazen. Kral, kanal bizim bir şey olmaz. Şimdi yok, şöyle olsun. Bir durum var. Saygısızlık asla aynen. Olmasın. Sürçülisan ettiysek affola dediğim gibi bu bizim sohbet hani havamız. Geçen ilk videoda da aynısıydı. Bu açılış. Bu böyle hani ulan kafamız esti bir video çekelim hani falan gibi. Gibisinden bir videoydu. Tabii ileride inşallah daha güzel videolar gelecek. Allah nasip ederse ölüp kalmazsak. Buradan selam söylemek istediğim bir olsa herkes abi. İsim sayma. İzleyicilerimize, memleketimize, köyümüze hepsine saygı, selamlar hepsine. Dağlar seni delik delik. Derin. Tamam bir köye selamlar. Derin. Selam olsun herkese. Hal buralar toprağının ellerim aman aman ellerim aman aman dumanlıdılar. Hey yavrum. Abi eski ses nerede? Bundan 20 sene geriye gitmiyorsan bu ses daha bambaşka. 20 sene önce desin 4 yaşındayım. Ben o zaman küçüğüm ben. O zaman sen de falan.
O zaman anan kızıdı, baban doludu dedi adamın, aman hadi. Reis tamam ben kapatayım videoyu, sen geç şuraya. Tamam hadi, ekizlerimi koyur ya. Tamam ben koyarım, sen çok değişik bir video oldu. Gerçekten çok teşekkür ederiz izlediğiniz için bizi. Sağ olun, desteklediğiniz için. Herkese çok sevgiler, saygılar. İzleyen, izlemeyen, beğenen, beğenmeyen. Sürçülisan ettiysek affola. Daha çok video gelecek. Allah nasip ederse bir aksilik olmazsa. Yaklaşık bir aydır falan video çekmiyorum. Çekmiyoruz da babamla beraber. İşte okul var, sınavlar, babamın işi falan derken. Ama çekmeye başlayacağız. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet.